Beyaz TV ekranlarında en başarılı kariyer hikayelerine sizler için yer veriyoruz. İyi seyirler. İş Dünyası programı olarak sizleri inşaat mühendisi Burak Ülger'le birlikte selamlıyoruz. Konumuz derin. Maalesef ülkemiz deprem kuşağında ne gibi önlemler alınıyor? Bu sorunun yanıtını bulacağız. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Burak Bey? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii siz deprem sonrasında da çalışmalarınızı arttırarak devam ediyorsunuz. Ama tabii siz şöyle biraz hikayenin başına götürelim. Nasıl başladı bu yolculuk? Biz iki ortağız. Ortağımla beraber kurumsal firmalarda, inşaat sektöründe, üst yapı şantiyelerinde bir müddet çalıştık. O tecrübelerin ardından kendi işimizi yapmaya karar verdik ve daha çok buna odaklandık. O süreçte de ilk önce uygulama taahhüt işleriyle daha çok meşgul olurken, bu depremin ardından, tabii depremden önce de bu işe yönelmiştik, fakat depremden sonra en büyük ağırlık verdiğimiz kalem artık deprem performans analizi. Yani halk arasında da bildiğimiz tabiriyle deprem testi oldu. Şu anda en çok bu iş en büyük yoğunluğumuzu oluşturmakta. En çok talebin geldi, evet. Yoğunluğunuz burası. Evet. Tabii bu çok güzel de bir şey aynı zamanda. İnsanlar bu konuda biraz daha bilinçlendiler. Sizler gibi birçok bilir kişi tarafından da. Peki neler yapıyorsunuz tam anlamıyla, özellikle de deprem testi dediğimiz konuda? Deprem testi dediğimiz konu aslında iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi riskli yapı tespiti dediğimiz 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında binaların kentsel dönüşüm ya da güçlendirme anlamında işte bu ödeneklerden yararlanması şeklinde aslında istenilen test. Diğeri de deprem performans analizi. Deprem performans analizi de aslında biraz daha resmi işlemlerden ayrıcana biraz daha özel doktora gitmek gibi diyebilirim aslında. Daha detaylı. Evet, daha detaylı. Aslında binanın check-up'ı diyebiliriz tam anlamıyla. Orada da yine bütün bilgiyi sadece bina sakinleriyle paylaşmaktayız. Riskli yapı tespitinde bina riskli çıktığı takdirde 2 aylık bir süreyle, ek süreyle beraber 3 ay içerisinde bina yıkıma ya da güçlendirmeye tabi tutulmak zorunda, ama performans analizinde bu zorunluluk yok. Yani bu bilgi, bu riskli olma durumu sadece yapı sakinleriyle paylaşılmakta. Tabii aldığınız numuneler laboratuvar ortamında inceleniyor vesaire. Bu çok geniş bir süreç. Bu süreci biraz paylaşabilir miyiz? Bu süreç şöyle işliyor İlay Hanım. Önce bu çalışmanın yapılması talep edilen binada malzeme özelliklerini tespit ediyoruz. Bu malzeme özellikleri betonun dayanımı, inşaat demirinin projedeki durumuyla sahadaki durumunun karşılaştırılması, tabii yine bu inşaat demirinin türünün incelenmesi, çapı ve korozyon durumu, bunun yanı sıra zemin etüdü ile zemin değerlerine ulaşılması gibi çeşitli parametreler var aslında. Malzeme özelliklerini topluyoruz ilk etapta. Sonra bu topladığımız malzeme özelliklerini binayı bilgisayarda 3 boyutlu modelledikten sonra o modeli aktarıyoruz aslında. O model üzerinden de bir deprem simülasyonu diye tabir etmek doğru olabilir. O şekilde bir analiz gerçekleştiriyoruz. Orada da kesin bir sonuç elde ediyoruz. Bu binayı ya yıkın yapın ya da yeniden güçlendirin diye kesin bir şekilde size raporun sonucunu iletiyoruz. Burak Bey, tabii en önemli konulardan bir tanesi bu deprem testleri, ama bunun yanı sıra sizin firmanızda farklı faaliyetleriniz de var. Bunlar neler? Tabii muhakkak. Bunlar genelde ince iş diye tabir ettiğimiz tadilat, dekorasyon, yani bunun anahtar teslim süreci aslında bir mevcut dairenin, yapının ince iş anlamında hem tasarımı hem uygulaması hem bütün proje yönetimi, bunların hepsini anahtar teslim karşılamaktayız. Burak Bey, çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok önemli konularda aydınlatmış oldunuz bizde. Çok keyifliydi sohbetimiz. Ağırladığınız için, zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, inşaat mühendisi Burak Ülger'le birlikte keyifli bir sohbete imza attık. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.